Zamanın Gizli Sahipleri, Jax Bergier, Ruh ve Madde Yayınları. Zaman Uygarlığının Temeli. Zamanın sırrı 12 Temmuz 1562'de Meksiko City'de yakıldı. İspanya kırılınca Yucatan'la Guatemala'nın taşralarında sapkınlığı ortadan kaldırmakla görevli Fransızken keşişi Diego de Landa, zamanın sırlarını kapsayan Maya el yazmalarının aslının bir odun yığını üzerinde yakılmasını buyurdu. Tanıklar ateşin ilkin yanmak istemediğini anlatırlar. Ateşin çevresinde toplanan yerliler kalabalığının araya girmeye kalktığı zannedildi bir an. Askerler ateş açacağız diye gözdağı verdiler. Yerliler geriye çekildi, ateşte tutuştu. O zamandan bu yana Maya İmparatorluğu'nun birkaç izi gene bulundu. Çağdaş araştırmalar, hele Rus araştırmaları da bu uygarlığa bir ışık saçabildi. Ama zamanın sırlarının özü yok oldu. Mayaların zamanın homojen olduğunu düşünmediklerini biliyoruz. Kimi zaman dilimlerinin bazı özellikleri varmış, kiminin yokmuş. 13 Cuma gibi bazı günleri uğursuz sayan boş halk inancı gibi bir şey. Mayalara göre zamanın geçmiş ve gelecek diye iki vektörü değil, 6 vektörü vardı. Yi King'in belirttiği ve zaman içinde yolculukların geçici garipliklerini ortadan kaldırmakta işimize yarayacak olan zamanın kollarının burada yeniden ortaya çıktığını görüyoruz. Maya sırlarını çözmek için elimizde çok kaynak bulunmuyor. Yalnız 3 el yazması var. Daha çok kitaplarımızın birindeki bir bölümler dizisini andıran ve 75 sayfa tutan birincisi Dresde'de bulunuyor. İkincisi Madrid'dedir. 112 sayfadır ama başı ve sonu eksiktir açıkça. Paris'teki Bibliothèque Nationale arşivlerinde Léon de Rony tarafından sonunda kötü durumda 24 sayfa ele geçmiş oldu. Yetenekli bir genç Yuri Konorozov okumaya doğru ilk adımları attı. Bu adım onu gizli tutulan avları mayalar olan resmi uzmanların, özellikle Eric Thompson'ın kuşkusuz korkunç hışmına uğrattı. Rus bilgini Maya yazısının hiyerogliflerden oluştuğunu, yani tıpkı Mısır yazısı gibi tam alfabe sırasına göre olmadığını gösteren inandırıcı bilgiler topladı. Bizde ikinci dönem orta öğretim öğretmenliğine yarayan bir diploma için çalışmalarının sonucunu çekine çekine bir üniversite jürisine sundu. Jüri kesin kararını vererek bu çalışmayı düpedüz ikinci dönem bir orta öğretim için benimsenen düzeyin üstünde bulup kendisine hemen bilim ve insan bilimleri doktoru unvanını verdi. Yetenekli insan henüz yaşarken tanınmıştı, az bulunur şey. Rus akademi üyelerinin bu konuda batılı meslektaşlarından kuşkusuz daha açık düşünceli oldukları gerçektir. Sovyet hiyeroglif okumalarından çıkarılabilen öğelerin azlığı, öte yandan ancak sayısal ama çok ilginç belirtiler taşıyan belirli bir sayıdaki dikme taşın okunması, uzaydan daha çok zamana egemen olmaya çalışan bir uygarlığı göstermeye olanak verirler. Zamanların başlangıcına, insanın yeryüzünde görüldüğü tarihe sıfır tarihi veriliyor. İsa'dan önce 3113'teki bir yazıta göre bu tarih 5.041.738 yılına, en ileri antropoloji araştırmalarının bildirdiğine hemen hemen uyan rakama bağlanıyor. Uzun süre Mayaların tarihlerini gelişigüzel koydukları sanıldı ama resmi bilginler bile Mayaların zaman yeteneğine sahip olduklarını kabul etmeye başlıyorlar. Böylece Brown Üniversitesi'nden Profesör Charles Smiley, Sovyet çalışmalarından yararlanarak Dresde'deki el yazmasının bir bölümünün okunuşunu Journal of the Royal Astronomical Society of Canada'da yayınladı. Bu bölüm her şeyden önce miladımızın ilk 1000 yılında gözlemlenebilir 80 güneş tutulmasının listesini içeriyor. Sonra miladımızın 42 ve 886 yıllarında olabilecek tutulmaların tahminleri. Bu tahminler doğru tahminlerdir. Olaylarla da kanıtlanmışlardır. Demek oluyor ki Mayalar ya teleskop kullanıyorlardı ama teleskopları yoktu, ya da ileri matematik işlemini çok iyi biliyorlardı ki pek öyle görünmüyor.
doğrudan doğruya buluş ve gözlemle zaman yeteneğini kazanmaları uygarlıklarına özgü gibidir. İspanyolca bir çevirisine sahip olduğumuz bir Fransızca çevirisini de Benjamin Perret'in vermiş olduğu İspanyolların Amerika kıtasına gelişini 10 yüzyıl önceden ve ayrıntılıca anlatan Çilam Balam adlı kutsal kitapta gene bu zaman yeteneğini buluyoruz. Diego de Landa cinayetlerini işlediğinde 38 yaşındaydı. Acımasızlığı İspanyolları bile ürküttü. İspanya'ya çağrılıp Fransiskenlerin tarikat mahkemesinin karşısına çıkarıldı. Ama savunması öylesine ustaca oldu ki temize çıkıp tekrar psikopos olarak Meksika'ya döndü. 1616'da yazılan ve 1863'te ele geçen anılarını bıraktı. El yazmasında bir Maya alfabesi vardır. Diego de Landa Maya yazısının alfabe sırasına göre olduğunu söylüyor, harflerin yazılışlarını da veriyordu. Bu yanlış ve bu uydurma yazılış araştırmaları birkaç yüzyıl geciktirdi. Daha sonra ünlü dilci Benjamin Leword, Maya yazısının hiyerogliflerden oluştuğunu göstermeye kalktı ama Eric Thompson susturdu onu. Maya yazısının hiyeroglif düzeninde olduğunu göstermek için Knorozov gerekti. Bereket versin, Eric Thompson'ın gücü Sovyetler Birliği'ne kadar uzanmıyordu. Şimdi Mayalar, ne zaman bilinmez, kuzeyden geldiler. Dillerinde aynı sözcük kuzeyi ve geçmişi gösterir. Son araştırmalara göre Olmeklerden öncedirler ve en azından miladımızdan 10 bin yıl önceden kalmadırlar. Belki de daha fazla. Miladımızın 1000 yılına doğru bilinmez neden, kentlerini bırakıp gittiler. Cengel'de bu kentlerin kimileri tekrar bulundu, kimileri de bulunmalarını bekliyor. Hava fotoğrafı ve uydu fotoğrafı Yucatan'la Guatemala'da henüz yanlarına varılmamış on binlerce piramidi ortaya çıkardılar. Bulunan ve kısmen ele geçirilen kentler ortaya garip sorunlar çıkarıyor. Örneğin Palenque. Burada ayı ayına 29.530.059 günlük süre ayıran bir ay takvimi buluyoruz. Garip bilgi. Bir atom saati sayesinde elde edilen en yeni rakamlar bu sayıda ancak bir 0,100.027'lik günlük sapma veriyor. Ve bu sonuç ne teleskopu ne de bilgisayarı olan bir ulusça bulunmuş oldu. Bundan sonra böylesi bir sayı dizgesiyle bulunan tarihlerin uydurma ya da varsayımsal olduklarını söylemekte insan duraksıyor. Palenque'de büyük bir piramidin tepesinde yazıtlar tapınağı bulunuyor. Bu yazıtlardan biri özellikle bir gösterge tablosunu anımsatıyor. Kadranlar, ayrıca kuşkusuz elektrik düğmeleri. Bu gösterge tablosunda ne pahasına olursa olsun bir uzay aracı gösterge tablosunun kopyasını görmek istedik. Bu varsayım Erik von Däniken'in ününü ve dünyalığını sağladı. Ama belki de 1-2-VC'nin gösterge tablosu söz konusuydu ancak. Belirli bir sayıda yazıta göre yine bu eski zamanda 9 yeraltı dünyası söz konusudur. Bu dünyaların birinde Tanrı Hun Ahav yaşar. Bu tanrı bir yazıta göre Venüs gezegeninde de saltanat sürermiş. Anla anlayabilirsen. Maya sayılama sistemi doyurucu biçimde çözüldü sayılır. Mayalar lumbozsuz uzay aracı biçiminde bir işaretle gösterilen sıfırı kullanıyorlardı hesaplarında. Takvimlerini 20 sayılı bir sayılama sisteminden başlayarak türetiyorlardı. Bu takvimde aynı gün ancak her 52 yılda bir yeniden geliyordu. Yıl 23 Aralık'ta kış gün dönümünde başlıyor ve aşağıdaki aylardan oluşuyordu. Yeni güneş, kuyular, tohumlar, beyaz, geyik, ateşin yayılması, sarı güneş, davul, büyük yağmur, fırtına gürültüsü, bilinmeyen tanrı, yağmurlar, av tanrısı, yarasa, bilinmeyen tanrı, son ay. Mayalar ortalama bir gün uzunluğuna dayanarak çok uzun zaman dönemlerini 64 bin yıl kadar geriye götürebiliyorlardı. Ama metin 4.041.738'den öteye geçilemediğini gösteriyorsa insanların ortaya çıkışından önceki zamanı araştırmadıklarındandır bu kuşkusuz.
Zaman, her ay aynı olmayan rengiyle belirlenmiştir. 52 yıl sonra gelen bir günün ile de benzer rengi yoktur. Zamanın bazı renkleri iyi, bazıları kötüdür. İnsan incelemek üzere kendini zamanın akışına bırakınca da yalnız geçmişle geleceği değil, öteki dört yönünü de görür. Mayaların efsane kahramanları, özellikle beyaz renkli ve bir iri burunlu Quetzalcoatl bilinmez nereden gelirler. Maya İmparatorluğunu M.Ö. 1028 yılında istila eden Quetzalcoatl'ın simgesi tüylü yılandır. Zaferleri gibi gelişi de önceden bildirilmiştir. Maya geleneklerinde şimdi bile kendisinden söz edilir. Çünkü bu dil söz gelimi Sümerce'nin ya da Hititçe'nin tersine günümüzde gene konuşulmaktadır. Maya geleneği şimdi de elimizdeki yazılı metinlerin azıyla karşılaştırmaya çalışıyoruz. Bu geleneğin İspanyolca yazılışları aralıksız bulunmuştur. Böylece 1942'de Marida'da Çilambalam kitabının tamamen bilinmeyen bir parçası ele geçti. Ama günümüzde bile Maya dil bilgisi son derece güç sürüp gidiyor. Söz gelimi, fiiller bir işin nesnesiyle öznesini aynı anda gösterirler. Bu bakımdan tam çeviri bütün bütüne olanaksızdır. Yuri Kunorozov, Çilambalam kitaplarından birini doğrudan doğruya Mayacadan Rusçaya çevirdi. Rusçaya çevirmenin bir Batı diline çevirmeden daha kolay olduğunu, ancak bu çevirinin artık pek pek yaklaşık çeviri olduğunu bildiriyor. Tarihçe sonucu 1942'de bulunan Çilambalam kitabı destansı biçimde kehanetleri ve tarihsel öyküleri içerir. Bunu İlyada ve Tevrat-İncil karışımı olarak tanımlamak gerçeği pek saptırmak değildir. Mayalar henüz yaşayan kişilerdir. Üstelik toplulukları çoğalmada. İspanyollar 1519 ile 1605 arasında 23 milyondan fazlasını öldürdüklerinden kurtulmuş olmaktan yana tarihleri vardır. Kurtulanlar İspanyol baskısının korkusuyla saklanmış birçok sırrı biliyorlar. Belgeler yavaş yavaş gizli köşelerinden çıkıyor. Kentlerin yerleri yavaş yavaş bulunmuştur. Bir gün tüm sır bizce bilinmiş olacak. Şimdiye kadar en verimli kent Bonampak'tır. Bu kentin bize çok şey öğreten, öğretecek çok şey de olan fresklerle kaplı üç büyük odalı koca bir tapınağı vardır. Bonampak, Maya dilinde tablolarla dolu duvarlar anlamına gelir. Kent bir dereceye kadar yenidir. Miladımızın 800 yılından kalmadır, tamamlanmamıştır. Mayaları öbür kentleri bırakıp gitmeye zorlayan benzer nedenler bu kentin yapımını yarıda bırakmış. Bonampak freskleri bize Maya topluluklarını, o dönemde Copan Savaşı ve zamanın simgelerini gösterir. Kent 1946'da rastgele bulunmuş oldu. Sayısız fresklerine göre bunların işinin ustası bir insanın yönetiminde gerçekleştirilmiş, imece bir yapıt olduğu düşünülür genellikle. Rönesans'ın işlikleri biraz benzer biçimde işliyor. Bu bilinmeyen dahi renklendirme işini sonra arkadaşlarına bırakarak fresklerin taslağını siyah mürekkeple kendi çizmiş gibidir. Öyle görünüyor ki Bonampak'a öteki kentlerin bırakıldığı yıkım döneminde başlanmış, sonra kuzeyden gelen ve ikincisini yapmak üzere ilk Maya İmparatorluğunu tüylü yılan adına yıkan Quetzalcoatl'ın istilası sırasında sürdürülmüş oldu. Ve öyle görünüyor ki bu iki olay önceden kestirilmişti. Bitirilmeyeceği bilinen bir kenti peki neden kurmaya başlamalı? Bir kez daha yazgı ve kehanetlerin anlamı sorunu ortaya çıkıyor. Başka kentlerde olduğu gibi Bonampak'ta da fresklerin yıkılmış, heykellerin parçalanmış, dikme taşların alaşağı edilmiş, tepenin bütün bütüne yere gömülmüş olduğunu belirtelim. Kuşkusuz bırakıldıktan sonra kente gelen istilacıların fazlasını öğrenmesi istenmiyordu. Çilambalam kitapları Maya rahiplerinin yalnız istilaları değil, doğal yıkımları, özellikle siklonları ve deniz baskınlarını da önceden bildikleri gerçeğine dayanır. Bu öngörülen yazgının damgasının belirtileri olarak görülmüştü
hiçbir durumda da önlenemez bir yazgıyı değiştiremiyorlardı. Silen Balam kitaplarının Maya yazısını bilmeyip sözlü gelenekleri iyi kötü İspanyolca saptayan, ardına düşülmüş insanlarca düzenlenmiş olduklarını belirtmek gerekir. Bunlar yeniden bulup sökmemizin gerekeceği Maya kitaplarıdır. Henüz ancak uydu fotoğraflarından tanıdığımız bu sayısız kentlerin birinde gömülü durup durmalıdır belki. Maya rahiplerinin zamanı bulmak için uyguladığı yöntem tam olarak neye dayanıyordu? Bir varsayım ortaya atmaya çalışacağım. 1965'e doğru New York'ta 20 yaşında zihin bakımından çok kötü durumda, zeka bölümleri 50'nin altındaydı ama olağanüstü bir yetisi, yani tam aritmetik zaman yeteneği olan iki ikiz bulundu. İçlerinden birine 4 Şubat 1648 hangi gündü diye sorulduğunda öteki hemen Cuma diye karşılık veriyordu ve buna 2003 hangi gün olacak diye sorulunca ilki Çarşamba karşılığını yapıştırıyordu. Denetlemeler çocukların hiçbir zaman yanılmadıklarını ortaya çıkardı. Bunun üzerine birçok bilimsel soruşturma yapıldı. Boşuna ve seçkin bir hekim Le Monde gazetesinin bir yazıda işi açığa vurdu sonunda. Bu soruya bilimin vereceği karşılığı yoktur ama bu Matin de Magicians'a başvurmak için bir sebep değildir. Resmi bilginleri kızdırmak pahasına Matin de Magicians'ın yöntemine, gerçek olaylara, fantastik gerçeklik dediğime dayanan sezgisel varsayımlara başvuracağım. İkizlerden biri sorguya çekildiğinde karşılık verenin öteki olması olayına önem vermeyelim. Kısa mesafeli bu telepatinin hepsi telepatik de olmayan birçok açıklaması olabilir. İkizlerde aritmatik zaman yeteneği vardı. Bazı gözlemciler onlarda çok kısa zaman yeteneğini saptadılar. Böylece ikizler uzay fethinden söz edildiğini hiç duymuşa benzemiyorlardı. Ama kendilerine Sputnik nedir diye sorulunca yalnızca 4 Ekim 1957 günüyle karşılık vermekle kalmadılar. Üstelik bugünden önceki Sputnik'ten söz açan birçok gazete yazısını da ezbere sayıp döktüler. Tanışmak için sanki zamanda geri dönebiliyorlarmış gibi. Bu özel yetenek ikizlerdeki bir beyin anormalliğinden doğmuş olmalıdır. Maya rahiplerinin başka rahiplerin beynini ameliyat ettiklerini biliyoruz. Delgi ameliyatı aletleri ve açılmış kafatasları bulundu. Maya rahiplerinin zaman yeteneğini göstermeye uygun boyunsal bir cerrahlık ameliyatını bildiklerini düşünmek bana böylece olası görünüyor. New York'ta ikizlerin durumunda olay belki doğuşla ilgili bir değişimden ileri gelmiştir. Maya rahiplerinin bu biçim değişimleri kışkırtabildiklerine, hele başarı gösteren deneklerin de gelecekle ilgili olduğu kadar geçmişle de ilgili bilgiler verebildiklerine, yaptığımız gibi soyutça ve iki boyuta göre değil de zamanın birçok gerçekliği içinde algıladıklarına inandım. Kendilerine yapılan ameliyatları başarıya ulaşmış olan bazı rahipler, zamanda da yer bile değiştirebiliyorlardı belki. Yazılı belge ne yazık ki göremeyeceğimiz kadar belirsiz ve azdır. Bu zaman yeteneği yalnızca geçmiş ve gelecekle ilgili bilgiyi değil, zaman yapısı üstüne de bilgi veriyordu öyleyse. Bu olgunun insanlık tarihinde tek olgu olduğu görülüyor. Nasıl bir çölde ya da denizde bir insan, bir kervanı ya da bir yelkini görmeye çalışmak için gözünü dört açarak ufkun çevresini tarayıp başlıca dört noktaya, kuzey, güney, doğu ve batıya göre bakabilirse, bir Maya rahibi de zamanın altı yönünün çevresini öyle tarayabilir, o andaki rengi görebilir, bu rengin iyi mi, kötü mü olduğunu çıkarabilir, zaman ekseninin dikeyinde oluşmuş olayları da kestirebilir. İşte keşiş Diego de Landa'nın ortadan kaldırdığı büyük sır bu oldu. Ve bu sırrı şimdi bilenler bunu kıskançlıkla saklıyorlar. 20. yüzyılın başlangıcına doğru Yucatan'da bir küpte başka bir Maya el yazması, o zamana kadar bilinmeyen dördüncüsü bulundu. Ne var ki örneği ya da fotoğrafı çıkarılmadan önce bilinmeyen kişiler gelip onu yaktılar. İstilalar sırasında Maya rahipleri sağlam bilgiler verdiler. Bu bilgiler de henüz saygıya değer bilgiler gibi görünüyor. İspanyollar kuşkusuz çok şeyi yok ettiler. İstilaların ardından baş gösteren çiçek hastalığı salgını da kendilerinden çok Mayaları hakladı. Ne var ki her şey yok olmadı. İspanyolların çok uzun zamandır kestirilen gelişinin daha başlangıcında önlemler alınmıştı.
Böylece Uxmal piramidinin tepesinde kurulan tapınak basamakları ancak bir insan boyunda olan bir merdivenle çıkılabilen tapınaktı. Buraya tırmanmak için yalnızca rahiplerin gösterdiği özel bir güç gerekiyordu. Son zamanlarda Sovyet bilgini Vladimir Aleksandrovich Kuzmitrev Uxmal piramidinin tepesine çıkmayı başardı. Şunu anlatıyordu. Tropikal güneşinin göz kamaştırıcı aydınlığında görüşüm birden sislendi. Kalbim çarpıyordu. Ömrümde bilmediğim bir yorgunluk bastı üzerime. Bu merdiven sonsuzdu gibime geliyordu. Merdivenin göğe uzandığına neden inanıldığını anladım. Merdivenin tam tepesinde insana benzemeyen, ziyaretçilere acımasız bakan taştan bir figür bulunmaktadır. Yandaki büyük vazolar ilki olarak kurban alevini kabul etmelidir. Diego de Landa piramitlerin tepesindeki tapınaklarda ele geçirdiği bütün belgeleri bunları ateşe vererek yok etti. Ama bilinmeyen piramitler, tüm kentler ve hatta yeraltı dehlizlerinde saklanmış belgeler var. Meksika hükümeti bu sorunla uğraşıyor. En çok da eski Maya yapıtları kaçakçılığını önlemeye çalışıyor. Bize zaman yeteneğini açıklayan, işlemi tanımak olanağı verecek olan bir belgeyi bir gün bulacağımızı düşünmek yasak değildir. Bu işlemin varlığının varsayımı kabul edilirse o zaman ortaya bir sorun çıkar. Bizim pek üstesinden gelemediğimiz bir işi Maya rahipleri nasıl becerebiliyorlardı? Anatomik beyin inceleme yöntemlerimizle, radyo izotopla beyin incelemesiyle ve hatta elektroansefalogramlarımızla bile böyle bir işi gerçekleştirmekte yaya kalacağız. Neolitik'ten gelen Mayalar bunu nasıl buldular? Tek geçerli varsayım, onların bunu bulmadıkları ancak bu işin kendilerine öğretildiğidir. Kim öğretmişti? Oralara yolculuk eden ve oralarda denemeler yapan zamanın gizli sahipleri. Dünya dışıların varsayımı kadar bu varsayımın yabana da atılmadığı kadar akla yakın bir varsayımdır bu. Ve bana bir kaya mezarında bulunmuş bir elektroansefalogram gösterilmiş olmadıkça bu varsayımı destekleyeceğim.